Sevgili arkadaşlarım, birkaç gün önce sizlere çatışma çözümleri ve barış çalışmaları ile ilgili bir video, kitap tanıtımlarına dayanan bir video paylaşmıştım. O videoyla biraz bütünleştirmek istiyorum bu videomu. İskandinav ülkelerine gideceksek ve eğer orada lisans, yüksek lisans ya da doktora eğitimimizi düşünür isek eğer, hangi bölümleri okuyabiliriz alternatif olarak? Elbette İskandinav ülkeleri eşittir barış çalışmaları ve çatışma çözümleri. Çünkü gerçekten de bu alanda özellikle 1960'lı yılların başından itibaren uluslararası alanda ve akademik alanda gerçekten kendi adlarını duyurdular. Norveç ve İsveç üniversiteleri. Sevgili arkadaşlar, isterseniz hem Norveç ve İsveç üzerine biraz yoğunlaşacağım. Elbette Finlandiya ve Estonya'dan da kısaca bahsetmek istiyorum. İskandinav ülkelerinden en önemlileri zaten Norveç ve İsveç karşımıza çıkıyor. İsveç'e bakalım isterseniz. İsveç biliyorsunuz bu 10 milyona yaklaşan bir nüfusu var ve İskandinav ülkeleri içerisinde en fazla göçmen kabul eden ülke. Suriye İç Savaşı'ndan sonra da Avrupa'da en fazla Almanya'dan sonra göçmen kabul eden ülke olarak karşımıza çıkıyor ve The Economist dergisinin 90'lı yıllardan bugüne yaptığı çok önemli biliyorsunuz alan araştırmalarına dayanan bu istatistiki bilgilere dayanan anketler var ve o anketlerde Economist dergisine göre demokrasi ve hukuk devleti endeksinde ve özellikle demokrasi endeksinde İsveç bir numarada ve kimseyi kaptırmıyor. Çünkü çok kozmopolit bir demografisi var. İsveç'in demokrasiyi, insan haklarını merkeze alarak bu şekilde politika gerçekleştirmesi, bu şekilde kamu hizmetleri, eğitim ve sağlık alanında özellikle gerçekleştirmesi, bu kozmopolit alanda farklı kültürlerin barışçıl bir şekilde yaşayacağını da bizlere gösteriyor. Ve zaten üniversiteleri yıllardır çatışma çözümü ve toplumda oluşabilecek herhangi bir ihtilafa nasıl müdahale edilebilir, demokrasi ve istişare kanalları nasıl açılır, bununla ilgili birçok çalışmaları var İsveç'teki üniversitelerin. Özellikle Uppsala Üniversitesi bu alanda gerçekten bir numara. Uppsala Üniversitesi'ne baktığımızda 1970'li yıllardan itibaren Barış Çalışmaları Enstitüsü'nün burada olduğunu görüyoruz ve aynı zamanda Norveç'ten farklı olarak burada çatışma çözümüne nasıl müdahale edilir ve kantitatif bilgiler aynı zamanda yine nicesel verilerin öne aldığı ve istatistiki bilgileri öne alan dünyadaki çatışma bölgelerine nasıl yaklaşılır? Biliyorsunuz her çatışmanın kendine has, nevi şahsına münhasır bir takım nitelikleri vardır. Onları böyle kantitatif değerlerle ortaya koyan İsveç'teki bu veri tabanlı çatışma çözümü birimlerinin olduğunu söyleyebiliriz Uppsala Üniversitesi. Yani Uppsala Üniversitesi bu alanda gerçekten okunacak güzel bölümlerden biri. Norveç'e baktığımızda Norveç zaten eşittir Oslo dediğimizde Oslo barış görüşmelerini hatırlıyorsunuzdur. 1993 yılında Filistin lideri, Filistin efsanevi lideri elbette Yasar Arafat'la Yitzhak Rabin, İsrail Başbakanı suikastla öldürülen İsrail Başbakanı Yitzhak Rabin arasında bu FKÖ ile İsrail arasında Oslo barış görüşmeleri gerçekleşmişti 1992-93 evresinde. 13 Eylül 1993'te Oslo Barış Anlaşması imzalanmıştı İsrail ile Filistin arasında, Filistin Kurtuluş Örgütü arasında. Peki bunun moderatörlüğünü, arabulucunu kim yapmıştı? Elbette Norveç, elbette Oslo yönetimi. O yüzden adı Oslo Barış Süreci ve Oslo Barış Anlaşması olarak geçti. İşte İsveç'ten de önce aslında Norveç kendini bu tür barış çalışmalarına ve çatışma çözümlerine adamıştı akademide dahi, sadece siyasette değil. 1959'da Norveç'te Oslo'da değerli arkadaşlar dünyanın ilk barış enstitüsü kuruldu aslında. Oslo Barış Enstitüsü 1959'da Norveç'te Oslo'da kurulduktan sonra Oslo bu alanda gerçekten uzmanlaştı ve sadece Türkiye değil dünyanın birçok çatışma bölgeleri, sadece Filistin İsrail değil dünyanın birçok çatışma bölgelerinde arabulucu bu meditatör işlemini gördü gerçekten de ve herkes bu çatışma çözümüyle ilgili Oslo'nun kapısını çalmaya başladı. Ve gerçekten burada büyük bir koordinasyon politikası da yürüttüğünü söyleyebiliriz. Aynı zamanda kamu diplomaside, yönetişimde, ombudsmanlıkta çok iyi olduğunu söyleyebiliriz. İsveç ve Norveç'in bu alanda değerli arkadaşlar. İşte eğer siz de İskandinav ülkelerinde yüksek öğretim yapmak istiyorsanız kesinlikle barış çalışmaları ya da çatışma çözümleri konularını düşünün. Hocam biz bunlarla devam etmek istemiyoruz diyenler için
Norveç çalışabilirsiniz. Ülkemizde en büyük boşluklardan biri, bırakın Norveç'i, bırakın çatışma çözümünü ya da barış çalışmalarını, İskandinav ülkelerini toplu olarak inceleyen gerçekten hem makale hem de kitap sayısının, akademik çalışmaların az olduğunu görüyoruz. Yani sadece Nordik ülkelere odaklanarak yapılan çalışmaların ne kadar az olduğunu sizler de görüyorsunuzdur. Sadece Norveç'e çalışacaksak eğer, Norveç'in Rusya ile ilişkilerini inceleyebilirsiniz. Biliyorsunuz Norveç ve Rusya kara sınırlarına ayıran o kuzey, en kuzey uçta Rusya, Norveç'in Rusya ile bir soğuk savaşı olduğunu görüyoruz. Kuzey Buz Denizi'ndeki petrol alanlarının ve Kuzey Buz Denizi'ndeki yetki alanlarının paylaşılması konusunda Norveç ile Rusya arasında böyle soğuk savaşın olduğunu görüyoruz değerli arkadaşlar. Adı konulmamış bir çatışmanın olduğunu görüyoruz. Ve aynı zamanda Norveç ne hikmetse ne Avrupa Birliği'ne üye ne de herhangi bir doğru dürüst bir üyeliği var ama NATO'ya üye olduğunu görüyoruz. Norveç halkı iki kez, tarihte iki kez Avrupa Birliği'ne girmeyeceğiz diye referandumda iki kez bunu reddettiler. Çünkü sosyal refah seviyeleri çok iyi. Demokratik standartları, hukuk devleti standartları çok çok iyi. Almanya ve İngiltere, yani kıta Avrupası ülkeleri, Almanya ve Fransa'dan da çok çok iyi. Norveç'teki hukuk devleti, demokrasi standartı. O yüzden Norveç halkı iki kez Avrupa Birliği'ne girmeyeceğiz diye bunu veto ettiler. Norveç, Avrupa Birliği'ne üye olmayan Norveç, bakıyorsunuz NATO'ya üye. Neden? Rusya'ya karşı. Bakıyorsunuz İzlanda, İskandinavya ve Nordik ülkelerine çok yakın bir coğrafyada bir ada ülkesi, çok enteresan bir ülke değerli arkadaşlar İzlanda. Ordusu yok ama NATO'ya üye. Kime karşı? Elbette Rusya'ya karşı olduğunu görüyoruz bu noktada. Norveç'in aynı zamanda uluslararası ilişkilerinde çalışabilirsiniz. Ben her zaman uluslararası ilişkiler dersinde Norveç'i anlatırken ayrı bir heyecan duyuyorum ve öğrencilerime özellikle şuraya dikkatlerini toplamak istiyorum öğrencilerimin. Norveç uluslararası ilişkileri şöyle bir şey olarak düşünün, bir apartman olarak düşünün. Apartmanın en büyük balkonu olarak görüyorum ben Norveç'i. Balkondan tüm dünyayı izliyor ve dünyadaki barış görüşmelerine orada arabulucu olmak istiyor ve bunu gerçekten de iyi başarıyor değerli arkadaşlar. Norveç'in diplomasi, uluslararası ilişkileri, Norveç'in petrol üretimi ve kazandığı değerler ve oluşturduğu varlık fonu değerli arkadaşlar. Bu önemli. Ve Norveç her ne kadar petrol üretse dahi Arap ülkeleriyle çok sıcak ilişkilerin olduğunu görüyoruz. Norveç'in Körfez ülkeleriyle de ilişkilerini çalışabilirsiniz. Bakın bir Norveç'ten neler çıkarttı Remzi hocanız. İsveç, aynı zamanda söyledim zaten onu, demokrasi endeksinde iyi olduğunu, çok kozmopolit bir aynı zamanda Avrupa'ya örnek olduğunu, İslamofobiyanın aşağılarda olduğunu, İngiltere ve Fransa, Almanya'ya nazaran İsveç'e daha bir arada yaşamanın çok önemli olduğunu ve İsveç'in bunu başardığını söylemiştim. Elbette barış çalışmaları onu sayesinde değerli arkadaşlar. Çünkü her ikisi, Norveç ve İsveç, gerçekten bu alanda çok uzmanlaşan iki ülke. Finlandiya'ya bakarız, bakmak istersek. Finlandiya'da tıpkı İsveç ve Norveç takip ediyor ama bir İsveç ve Norveç olamadı elbette bu barış çalışmalarında. Ancak Finlandiya'nın uluslararası ilişkileri ve Orta Doğu'ya, özellikle İsrail'le ilişkilerine dikkatinizi çekmek isterim. Çok önemli, çok sıcak. Geçmişten bugüne çok ciddi ve çok yakın temaslı olduğunu söyleyebiliriz İsrail, Finlandiya ve Finlandiya'nın Orta Doğu ülkelerine yakınlıklarına. Estonya'yı aynı zamanda peşi sıra sürüklediğini söyleyebiliriz. Çünkü Estonya Finlandiya'yı kendisine bir rol model olarak görüyor. Örneğin teknik anlamda, yazılım sektörü alanında, Ar-Ge yatırımları alanında, demokrasi alanında, hukuk devleti alanında Estonya'nın Finlandiya'yı bir rol model olarak aldığını görebiliriz. Ve Finlandiya üniversiteleri de, mesela Helsinki Üniversitesi bu noktada çok önemli. Estonya'daki üniversitelerde bu alanda çok önemli. Çünkü Finlandiya eğitim sistemine göre kendisini entegre etmeye çalışıyor. Kaldı ki Finlandiya eğitim sistemi dünyadaki en önemli eğitim sistemleri ve en fazla örnek alınan ve referans gösterilen eğitim sistemi olduğunu da söyleyebiliriz. Finlandiya'nın da Rusya ile geçmişten bugüne sınır anlaşmazlığı var ve Rusya o dönemlerde biliyorsunuz Baltık ülkeleri, Letonya, Estonya ve Litvanya'nın tüm topraklarını yuttu. Litvanya'nın tümüyle Finlandiya'yı tümüyle yutamamıştı. Finlandiya'nın doğu ve güney doğusundaki toprakları almıştı. Hala gerçekten günümüzdeki Putin'in dahi Finlandiya ile ilişkileri sıcak tutma temeli var ama hala gözleri Finlandiya'nın bu doğusunda yer alan, çünkü zengin yeraltı kaynakları açısından da çok zengin Finlandiya'nın doğu toprakları. Ve o yüzden Baltık ülkesinin dışında Rusya'nın geçmişten bugüne, Çarlık rejiminden bugüne arkadaşlar iştahını kabartan Finlandiya'nın doğu kıyıları olduğunu söyleyebiliriz. Finlandiya-Rus ilişkilerinde ayrıyetten bu noktada inceleyebilirsiniz.
Danimarka önemli elbette. Artı bir ülke olarak Danimarka'yı ekleyebiliriz. Yani Danimarka gerçekten son dönemlerde demokrasi ve hukuk devleti açısından da çok ileri gitmiş, nevi şahsına münhasır bir ülke. Zamanında çokça Alman kültürüne açıktı ama 1990'lı yıllardan bugüne gerçekten Avrupa Birliği'nde de çok adından sıkça söz ettiriyor. Hollanda gibi tarımsal üretimin çok önemli olduğunu görüyoruz. Eğitime çok önem verdiklerini, demokrasi açısından gerçekten çok hassas olduğunu, siyasetinde istifa kültürünün çok böyle hassas olduğunu söyleyebiliriz ve çok önem verdiklerini söyleyebiliriz. Şu an aklıma gelenler Danimarka için sevgili arkadaşlar. O yüzden eğer İskandinav ülkeleri çalışmak istiyorsanız ana başlıklarda bu konularda çalışabilirsiniz. İsveç'in dışında, çünkü İsveç çok kozmopolit oldu. Belki orada kendinizi tam olarak diğer İskandinav ülkelerindeki kadar gösteremeyebilirsiniz ama Norveç'e odaklarım derim ben arkadaşlar. Çünkü Norveç hem gençlere de çok açık, çünkü çok soğuk bir memleket Norveç. Yani 6 ayı yukarıya çıktığınızda gündüz 6 ayı gece oluyor. Soğuk bir memleket ama gerçekten demokratik standartları çok yüksek bir ülke Norveç'in değerli arkadaşlar. Norveç'i özellikle hararetle önerebilirim bu alanda çalışmak isteyen sevgili arkadaşlarımız için. Norveç olmazsa İsveç ve Finlandiya ile de devam edebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Umarım yararlı olmuştur bu videomda. Kanalımıza ilk yeni gelen arkadaşlarımız bu videomu izledikten sonra lütfen benim birkaç gün önce paylaştığım çatışma çözümleri ve barış çalışmaları ile ilgili o videomu da izlerseniz bu videomla pekiştirebilirsiniz. İskandinav ülkeleri güzel ve gerçekten akademide ileride bir 50 yıl daha bu alanda ekmek yiyebileceğiniz bir alan. Norveççe öğrenin, Danca öğrenin, Danimarka'ya gidin efendim, işte Fince öğrenin, İsveççe öğrenin. Hem zaten bunlar İngilizce kadar sizi zorlamaz çünkü aynı dil ailesi grubundan geliyoruz. Türkçe ile İzlandaca da dahil olmak üzere İskandinav dilleri, Norveççe, İsveççe. Değil mi arkadaşlar? Yani aynı dil ailesinden geldiğimiz için İspanyolca da tabii her ne kadar aynı dil ailesinden değiliz ama İspanyolca da tıpkı İskandinav ülkeleri dili ve Türkçe gibi çoğunluğu yazıldığı gibi okunur. O yüzden bu noktada İngilizce kadar karnınızı artacağını zannetmiyorum İskandinav dillerinin değerli arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki videolarımızda görüşeceğiz. Güzel bir pazar günü diliyor Remzi hocamız sizlere ve elbette parolamızı söyleyerek bitirelim. Bol okumalı günleriniz olsun değerli arkadaşlar. Hoşçakalın.